Boş uzay. Evrende neden hayat var? Bu tuhaf bir soruya benzeyebilir ama günümüzde fiziğin en büyük gizemlerinden bir tanesiyle bağlantısı var. Uzayın genişlemesi. Görünen o ki büyük patlamadan hemen sonra evren ilerleyen zaman içinde yıldızların oluşmasına ve sonunda hayatın evrimleşmesine olanak sağlayacak biçimde genişledi. Halbuki başka olasılıklar da mümkündü. Evren doğuşundan hemen sonra tekrar çökerek sonsuz yoğunlukta bir noktaya dönüşebilirdi veya öylesine hızlı genişleyebilirdi ki yıldızların parlama şansları hiç olamazdı. Bu gizemin temelinde boşluğun enerjisini oluşturan şaşılacak bir enerji türü var. Bu noktada merak edebilirsiniz, boşluğun sıfır enerjisi olması gerekmez mi? Doğrusu hayır, kuantum fiziği tam da tersini söyler. Boşluk, kuantum dalgalanmalarıyla dolu köpüren bir deniz gibidir. Bu dalgalanmalar, aniden ortaya çıkıp gözlemlenemeden, hızla birbirlerini yok eden sanal parçacık ve karşıt parçacık çiftleridir. Bu hengame devasa bir boşluk enerjisine neden olacaktır ve Einstein'ın kütle çekim kuramı evrenin gözlemleyebildiğimizden kat ve kat hızlı genişlediğini öngörür. Uzun zamandır bu bilmece görmezden gelinmiştir. Ancak yakın zaman içinde yapılan ölçümler karanlık enerji denen bir boşluk enerjisi bulunduğunu açıkça göstermektedir. Bu enerjinin varlığını son birkaç milyar yıldır evrenin genişlemesinin azar azar hızlanıyor olmasından anlıyoruz. Bunun kanıtı birbiriyle uyumlu iki farklı astronomik gözleme dayanmaktadır ve herkes için şaşırtıcı ki ölçümler karanlık enerjinin evrenin toplam enerjisinin %70'ini oluşturduğunu göstermektedir. Bu çok fazla gibi görünse de boşluk enerjisinin ne kadar büyük olduğu hakkındaki kuramsal hesaplamalarımızla karşılaştırıldığında aslında şaşılacak derecede azdır. Bu hesaplamalar boşluk enerjisinin 120. büyüklük mertebesinde olduğuna işaret etmektedir. Bu da birin yanında 120 tane sıfır demektir. Böyle büyük çelişkiyi nasıl açıklayabiliriz? Yüzlerce fizikçi buna çözüm üretmek için uzun süredir çalışmakta. Bazı kuramlar fazladan uzay boyutları gerektirmektedir. Diğerleri ise yeni tür maddeler veya Einstein'ın denklemlerinde değişiklikler önermektedir. Ancak ileri sürülen hiçbir açıklama ikna edici olamadı. Peki umudumuzu yitiriyor muyuz? Aksine bunu çok heyecan verici buluyoruz. Doğa bizi tam anlamıyla kozmik boyutları olan bir gizemle karşı karşıya getirmiş bulunuyor. Her kim bu gizemi çözerse, uzayın en minik ve en devasa ölçekleri arasındaki bağlantının daha derinden kavranmasını sağlayacak kapıyı aralayacaktır. İşte bu da kesinlikle bir Nobel ödülüne layık olacaktır.